Deniz güzel dans ediyormuş. Doğru mu Denizciğim? Evet. Dans eğitim mi aldın? Evet. Modern dans mı? No, klasika. Klasika. Bu yüzden birdenbire sıkıldım ve... Yapmıyor musun artık? Artık yapmıyorum. Ya biraz İtalyanca konuşsanıza. Biz çok hoşumuza gidiyor dinlemek ya. Niye hiç İtalyanca... Biraz bir konuşsanıza kendiler. Biz anlamasak da olur. Konuşun. Neden? Neden mi? Ben Türkçe konuşmak istiyorum. Türkçe konuşmak istiyorsun. Vay konuşmak arkada. Için neden öğrendim? Şimdi zor bir şey ya. Ama korkuyorum. Sen merak etmiyor musun İtalyanca konuşmalarını? O şeyi merak ediyorum. Şiveyi. Evet, evet. Unutma dedin, kendin unuttun. Evet, vallahi unuttum. Nasıl yapıyorlar? Ayrılmasın Betül hatta. Nasıl yapıyorlar? Yani Kuzey İtalya'da, Güney İtalya'daki Sırım'da şiveyi. Sırım'da benim değil mi? Evet. Anladım. Ama Selçuk Bey ile. Ötekiler tamam. Nasıl konuşuyordu? Yapmıştın onun aynısını yap. Mesela Venedikli. Roma'da. Roma'da. Se andiamo a fare una pizza, perché a Roma si mangia così, cioè tutti i giorni usciamo, facciamo, che ci diciamo, che vogliamo dirci, Selçuk Bey, che ci vogliamo fare? Io sono stufo. Sicilia da? Gelmio. Minchia. Minchia, che dici? Vieni qua che ti faccio una pizza, vieni fa anche a me, va, per favore. Selçuk Bey, per favore, alzati in piedi, ho detto, alzati in piedi, Selçuk. Güzel. Evet. Ve Kuzey. Kuzey İtalya'da. Milano. Mesela. Böyle konuşuyorlar. Çünkü gülmeyi sevmiyorlar. Böyle. Deniz, yardım et. Allora, che cosa vuoi fare stasera? Che cosa facciamo? Facciamo niente questa sera. Perché? Ok, prendiamo un caffè. Serata, beviamo un caffè. Oh, Kuzey İtalya çözmüş. Kuzey İtalya sallamıyor, anladın mı? Aşağıdakiler yükleniyor Kuzey İtalya. Yani Antalya, Manisa. Yani rahat yani. Ya bazı dillerin, bizim dilin melodisi mesela nasıl geliyor insanlara bilmiyorum. Bazı dillerin melodisi mesela İtalyanca'nın melodisini anlayabiliyoruz. Bizim dil çok güzel geliyor. Çünkü bana bunu söylediler. Evet. Çünkü bizim fonetik yapımız önde olduğu için melodimiz. Güzel Türkçeyi konuştuğunuz zaman rahatsız eden, tırmalayan bir yapı yok bizim dilde. Abi senden dinleyince yok tabii ya. Yani senden dinleyince bütün diller güzel. Hayır, bunu bana edebiyat öğretmenim de söylemişti. Konservatuvarda. Yani birkaç kere bunu duydum ben ve yaşadım da gerçekten. Türkçeyi güzel konuştuğun zaman melodi çok güzel. Ya güzel dil de. Ben sen kendi ses tonunu dinliyor musun? Ben böyle bir şeyin farkında değilim. Söylüyorlar, mutlu oluyor. Ya kendin konuşurken falan böyle ulan ne güzel ses tonun falan var değil mi? Yok artık. Vallahi aynaya falan bakınca konuşunca gelmiyor mu kendi kendine böyle bir heves? Yok, sesimden bezmiş durumdayım. Falan. Sesimden bezmiş durumdayım. Ne diyorsun abi, böyle sesten bir... İnsan kendi sesi insana çok çirkin gelir. Şimdi sen bir seslendirme yaptın mı? Yaptın mı? Yaptım. Filmde oynadın. Ben kendi kendini gördüğün zaman ama bu herkes için geçerlidir. Evet. Abi senin yani, için değil mi bunda? Yani şarkı söylersin, ne kadar güzel bir sesin var. Evet. Sana onu söylerler ama kişinin kendi sesini tanımasını bir zaman ister. Ve çok çirkin gelir. Hele ilk zamanlar tahammül edemezsin onu duymaya. Fakat ne kadar ilginç. Mesela biz iki ayrı set yapıyoruz. Şimdi Selçuk abiyle Lavinia bir sette. Yani onlar evet. İyiler tarafı. Biz de Deniz, Erdal, ben, Enis, Zeynep başka bir sette kötüler tarafındayız. Şimdi fark ettim ki mesela Selçuk abi ne güzel konuşturmuş böyle Lavinia'yı. Diğer aksanları da yapar mısın demiş. Gayet entelektüel, çok hoş. Biz de Deniz'e şunları yapıyoruz. Deniz, sana yeni bir kelime öğreteceğiz. Diye Türkçenin en korkunç kelimelerini öğretiyoruz. En korkunç kelimeleri söylemez inşallah kendisi burada. Denizciğim. Ama mesela öyle şöyle şeyler öğretiyoruz ona. Deniz, nerelisin? Antepli, güzel. Tamam, buralar güzel. Burada sıkıntı yok. Deniz, en sevdiğin yemek? Lemel. İşte iki set arasındaki fark böyle. Güzel, bunları öğretin tamam. Biz de genelde yabancı turist geldiği zaman önce küfür öğretiriz biz.
Sadece yaban turisti değil, eve papağan alınca da küfür öğretiriz yani. Niyeyse bizde böyle bir küfür öğretme derdi var yani. Seviyoruz o işleri. İtalyanlar da Türkler birbirine aslında benzeyen. Akdeniz kısmı birbirine zaten çok benziyor da İtalyanlar da Türkler aslında birbirine çok benziyorlar. Evet. Yunanlılar da biraz benziyor ama İtalyan Türkler özellikle. İtalyanlarla ilgili bir tane video bulduk YouTube'da. Avrupa'daki diğer ülkeler bazı günlük hareketleri nasıl yaparlar? Çizgi film bu. İtalyanlar nasıl yaparlar diye. Günlük olayları. Avrupa'daki öteki ülkeler nasıl yapar? İtalyanlar nasıl yaparlar diye. Aynısını İtalyanların yerine Türkleri de koyarak hep beraber izleyebiliriz. Bir Avrupalılar hareket nasıl yapar? Bir İtalyanlar. Buyurun çizgi. Çok basit bir çizgi filmi. Görüntü kalitesi çok iyi değil ama bir izleyelim. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.